Geçemiyorum ama. Ha. Tamam. Merhabalar herkese tekrardan. Son sunum benim. Artroskopi sonrası rehabilitasyondan bahsedeceğim hızlıca. Sizleri çok yormak istemiyorum ama bilmemiz gereken bazı şeyler var. Ne zaman başlamamız gerekiyor? Postoperatif hemen ilk günden başlayalım mı? Ne zaman yürüteceğiz? Ne zaman aktif hareket vereceğiz? İnversiyonu ne zaman yapsın? İçeriği ne olmalı? Ne yaptıracağız hastalara? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve ne kadar süre devam etmeli hastalar bu programa? Bunlardan kısaca bahsedeceğim sizlere. Şimdi rehabilitasyona neden ihtiyaç var? Aslında sizler daha iyi biliyorsunuz. Postoperatif sonuçlar sadece cerrahinin başarısına bağlı değil. Çok iyi yaptığınız bir cerrahi sonrası hasta yine ağrı ve fonksiyon kısıtlığıyla size gelebiliyor. Bunun altında yatan temel sebep aslında hastanın postoperatif olarak belli kurallara, kaidelere uymaması, egzersizlerini düzgün yapmaması. Amacımız en iyi sonucu elde etmekse eğer postoperatif olarak hastaların rehabilitasyona ihtiyacı var. İşte komplikasyonları ve yeniden yaralanmayı önlemek, sahaya güvenli dönüşü sağlamak sporcuysa veya günlük aktivitelere, zorlu aktivitelere geri dönüşü sağlamak amacıyla rehabilitasyona mümkün olduğunca erken başlamalıyız. Ne zaman başlayacağız? Preoperatif, postoperatif. Aslında imkanımız varsa biz hastayı preoperatif görmek istiyoruz. Çünkü postoperatif olarak belli bir immobilizasyon süresi olacak. Kas zayıflığı, atrofisi, işte eklem limitasyonu olacak. Mümkün olduğunca önce görelim ki bunların üstesinden daha kolay gelelim istiyoruz. Değerlendirmelerde bizim için fonksiyonel değerlendirmeler aslında önemli, özellikle ayak bileği için. Anketlerimiz var, fonksiyonel testlerimiz var, sıçrama testleri, işte zıplama testleri gösterelim. Özellikle ayak bileği için Y denge testimiz, tek bacak sıçrama testimiz, Biodex sistemini kullandığımız stabilite testlerimiz var. Rehabilitasyon deyince aklımıza ilk aslında egzersiz geliyor ama hasta eğitimi de bu işin bir parçası. Çalışmalar gösteriyor ki hasta cerrahi öncesinde, cerrahi hakkında ne kadar bilgili olursa, yapılacak prosedürü ne kadar iyi bilirse postoperatif olarak rehabilitasyona uyumu, verilen kısıtlamalara işte uyması, riayet etmesi o kadar artıyor. Cerrahi öncesinde işte hareket korkusu olan, katastrofik düşünceleri olan, anksiyetesi olan hastaların postoperatif olarak sonuçlarının daha kötü olduğu da gösterilmiş. Bu yüzden cerrahi hakkında hastaya bilgilendirme yapmak, ağrı yönetimi, anksiyeteyle başa çıkma, postoperatif süreçte hastayı neler bekliyor, ne kadar yürüyemeyecek, işte bandajını ne kadar kullanacak vesaire, bunlar hakkında bilgi vermemiz gerekiyor. Ne zaman başlayacağım? Dediğim gibi postoperatif erken dönem aslında ideali istediğimiz. Her zaman mümkün olmuyor tabii. Hedefimiz ne? Bunu belirlemeliyiz. Hastanın beklentisi ne? Hastanın anatomik limitasyonları neler? Hastamız sporcu mu, ev hanımı mı? Bunlara göre değişiyor tabii. Uygun bir değerlendirme ve tedavi programıyla başlıyoruz. Postoperatif olarak geç dönemde de aslında rehabilitasyon programını dinamik tutmak adına böyle ara kontrollerle, ara değerlendirmelerle giderek işte egzersizleri zorlaştırarak kısıtlamasız günlük yaşama doğru ilerliyoruz. Peki rehabilitasyonda ne yapıyoruz? Rehabilitasyonda ne yapıyoruz? Aslında protokoller oldukça değişken. Bir fikir birliği yok, bir konsensus yok. Sizler için buraya bir derleme koydum. Literatür diyor ki, tamir veya rekonstrüksiyon sonrası ATFL için konuşuyorum. Genel olarak literatürün çoğunluğu KEST ile immobilizasyon vermiş. Postoperatif olarak erken dönemde ağırlığı kısıtlamışlar, ağırlık aktarımına izin vermemişler. Parsiyel ağırlık aktarımına tamir ve rekonstrüksiyon sonrası literatürdeki çalışmalar genelde 2-4 hafta aralığında parsiyel ağırlık aktarımına izin vermişler. Tabii internal brace kullandıysanız ilk günden itibaren izin verenler de var. Tam ağırlık aktarımına 6-8 hafta civarı başlamışlar. Aktif hareketliliğe 2-4 hafta, ayak bileği inversiyonuna da 6-8 hafta aralığında başlamış literatür. Ben size kliniğimizde kullandığımız böyle ne çok hızlandırılmış ne çok ağırdan alınmış yavaş bir program kullandığımız ortalama literatürle uyumlu bir program koydum. Erken fazda ilk 3 haftalık dönemde eğri kesili nötral
immobilizasyon veriyoruz. İşte ağrı yönetimi için tenstir, buz uygulamalardır. Her 2 saatte bir 15 dakika hastaya öğretiyoruz. Ayak bileğinin nazik pasif hareketlerini veriyoruz. İşte baş parmak, diğer metatarsofalangeal eklemler için aktif egzersizler, diz ve kalça için tabii ki aktif egzersizleri veriyoruz. 3 haftadan sonra daha orta korumayı birazcık daha azaltıyoruz. 3-6 hafta arasında parsiyel ağırlık aktarımına başlıyoruz. Eğer talusta osteokondral bir lezyon yoksa, osteokondral lezyon varsa 6. haftaya kadar bekletiyoruz hastayı. Tabii lezyonun büyüklüğüne de bağlı. Büyük lezyonlar için cerrahın tavsiyesine göre ilerliyoruz. Ayak bileğinin nazik aktif hareketlerine biz 3. haftadan sonra başlıyoruz. İnversiyon hariç burada da. İnversiyon için 6. haftaya kadar bekliyoruz. İzometriklerimize başlıyoruz. 6. haftadan sonra tam artık ağırlık aktarsın istiyoruz. Ayak bileğinin tam eklem açıklığını kazansın istiyoruz. İnversiyonu da dahil başlatıyoruz. Adımlama, çömelme, günlük yapabileceği işler, merdiven çıkma, inme, pasif, nazik germeler, eklemde limitasyon olmasın diye. Çift ayak üzerinde yaptığı denge ve propriosepsiyon egzersizleri, işte yüksek selili dirençsiz bisiklet, ayak bileği mobilizasyonlarına başlıyoruz. 3. aydan sonra artık rahatlıyoruz. İmmobilizasyonu tamamen, kestile immobilizasyonu tamamen sonlandırıyoruz. Dirençli hareketler dediğimiz, işte lastiklerle, terabantlarla veya ağırlıklarla yaptığımız kuvvetlendirme egzersizlerine başlıyoruz. Aktif germeleri veriyoruz hastanın kendisinin yaptığı pozisyonlarda. Vertikal horizontal sıçrama egzersizlerine başlıyoruz. Tek bacak üzerinde yaptığımız denge ve propriosepsiyon egzersizlerine başlıyoruz. Hafif tempolu koşular ve dirençli bisiklete de 3. aydan sonra başlıyoruz. 6. ayda da artık tam kısıtlamasız günlük yaşama dönüş, zorlu aktivitelere dönüş, sporcuysa spora dönüşe başlayabilecek şekilde programını ilerletiyoruz hastanın. İlk 6 hafta erken rehabilitasyonda ödem ağrı kontrolünden bahsettik. Pasif ROM egzersizlerini veriyoruz. Ayak için işte intrinsic egzersizler. İmmobilizasyon 3 hafta boyunca nötralde tam immobilizasyon veriyoruz. 3 haftadan sonra aktif hareketleri başlatıyoruz, inversiyon hariç. Ağrı ve ödem için dediğimiz gibi cold pack uygulamaları, TENS dediğimiz elektriksel stimülasyon yöntemlerini kullanabiliriz. Şekilde intrinsik egzersizleri ve izometrik egzersizleri görüyorsunuz. Kalça ve diz için zaten bir problem yok. Erken dönemde güvenli bir şekilde bunları verebiliriz hastalarımıza. 3. haftadan sonra aktif egzersizleri ayak bileği için izin veriyoruz, inversiyon hariç. İmmobilizasyon ne kadar sürecek? Hasta kestini ne kadar kullansın? Tabii değişiyor. Hem literatüre göre, hem cerrahın yaptığı prosedüre göre, hastaya göre. Hastamız sporcu mu? Hemen sahaya çıkmak mı istiyor ev hanımı mı? Değişir. Biz hem cerrahi korumak istiyoruz. Yumuşak doku iyileşmesini düzgün sağlamak istiyoruz. Hem de kas zayıflığını, atrofiyi önlemek istiyoruz. İşte sudaki atrofisi gelişmesin, hasta mümkün olduğunca fonksiyonel olsun istiyoruz. Bir denge oturtmamız lazım. Bizim kliniğimizde yaptığımız ilk 3 hafta tam immobilizasyon. 3. haftadan sonra parmak ucu kısmi ağırlık aktarımına başlıyoruz. Talus osteokondral lezyonu yoksa. 6. haftada tam ağırlık aktarma veriyoruz. Osteokondral defekt tamiri varsa eğer, tabii tamir yapılan defektin büyüklüğüne de bağlı ama 6. haftadan sonra tam ağırlık aktarımına başlatıyoruz. Sporcular için uygulanan literatürde ilk günden aktif hareket veren, işte ilk günden parsiyel ağırlık aktarımına başlayan böyle agresif protokoller de var. Bu protokoller sonucunda spora dönüşün 5 hafta daha erken olduğunu göstermişler ama uzun dönem sonuçları hakkında bir bilgimiz yok. Orta rehabilitasyonda artık biraz daha böyle yavaş yavaş performansı arttırmaya yönelik egzersizlerimiz var. Günlük yaşamda olan işte adımlamalar, yavaş yürüyüşten hafif tempolu koşuya, çift taraflı egzersizlerden böyle yavaş yavaş tek taraflılara, denge ve propriosepsiyon egzersizleri, imkanı varsa hastanın su içe egzersizler başlatıyoruz. Şekilde gördükleriniz kapalı kinetik zincir dediğimiz bizim hastanın distal ekstremitesinin temas ettiği yere ağırlık aktararak yaptığı fonksiyonel egzersizlerimiz. Hoplama ve sıçrama egzersizlerimiz 6. haftadan sonra böyle çift ayak yavaş yavaş başlaması lazım. Çünkü hastalarda hareket korkusu oluyor. Hasta kullanmak istemiyor ekstremiteyi.
İmkanımız varsa su içi egzersizler çok güzel. Özellikle ayak bileğinde ödem çok uzun süre kalabiliyor. Bazen artık birinci yıl kontrolünde bile hala ödemden şikayetçi olan hastalarımız oluyor. Su içi egzersizler ödemi azaltmak, hidrostatik basınç sayesinde ödemi azaltmak için, ağrıyı azaltmak için güzel egzersizler. İmkanı varsa tavsiye ediyoruz. Yavaş yavaş progresyonumuzu arttırıyoruz. İşte bisikletimiz dirençsizden dirençliye doğru, yürüyüşümüz yavaştan hızlıya doğru, treadmillimiz eğimsizden eğimliye doğru giderek böyle programımızı zorlaştırıyoruz. Mobilizasyonlar uygulayabiliriz. Eğer eklem limitasyonu varsa 6. haftadan sonra artık gönül rahatlığıyla mobilizasyonlarımızı uygulayabiliriz. Talusun anteroposterior kaydırmaları, suptalar eklem için, inversiyon eversiyon yönündeki kaydırmaları uygulayabiliriz. Bantlama tekniklerini uygulayabiliriz. Hem ödem ağrı için hem biraz ATFL'ye destek olmak için. Denge ve propriosepsiyon egzersizlerinin de uygulama şekli işte sert zeminden, en kolayı sert zeminle başlanan egzersizlerdir. Giderek böyle daha yumuşak, unstabil zeminlere, gözler açıktan, işte gözler kapalıya, çift ayak üzerinden, tek ayak üzerine, stabil zeminden, unstabil zemine doğru bir ilerleyiş sergiliyoruz. Denge egzersizleri ayak bileği alt ekstremite için aslında ama özellikle de ayak bileği ve diz için olmazsa olmaz egzersizler. Aktiviteye dönüşümüz 3. aydan sonra artık biraz daha dirençli, biraz daha ilerleyici, işte yan geri zikzak koşular gibi aktif germeler, biraz daha patlayıcı güce yönelik egzersizlere başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi biraz daha zorlaştırıyoruz. Hem işte tahtanın üzerinde hem yakalama, atma, fırlatma gibi aktiviteler zorlayıcı. İşte tek ayak üzerinde köprü kurma gibi ya da işte yokuş tırmanma, merdivende germe yapma gibi aktif egzersizler hastalara veriyoruz. Dirençli egzersiz örneklerimiz bantlarla yaptı. Özellikle eversiyon yönünde peroneelleri çalıştıracağımız egzersizler kıymetli. Gördüğünüz gibi artık yani hayal gücünüze bağlı. İstediğiniz şekilde egzersizi zorlaştırabilirsiniz. Trambolin egzersizleri, çift ayak ve tek ayak sevdiğimiz egzersizler bizim. Özellikle propriosepsiyon için çok kıymetli. Bunlar da spora dönüş fazında yani hastamız sporcuysa eğer artık patlayıcı güç ve kuvvet açığa çıkarmak adına yaptığımız egzersizler. 6-12 hafta ayak bileği stabilizasyon ortezini kullandırıyoruz, sonlandırıyoruz. Biz kliniğimizde 12 hafta boyunca ortezi kullandırıyoruz. Literatürde 8-10 hafta arasında sonlandırıyorlar genelde. Aktiviteye spora özgü egzersizlerin progresyonunu sağlıyoruz. Artık hasta çömelerek mi iş yapıyor, sıçrayarak mı çalışıyor ona yönelik. Tam kısıtlamasız günlük yaşama dönüşünü 6. ay diyoruz spora dönüş için. Sonuçta yeni yayınlanmış bir çalışmamız var. 3 yılın üzerinde takip ettiğimiz 25 hastayı değerlendirdik. Hastaların ağrıları yok, klinik skorları güzel, fonksiyonlar skorları güzel. Fonksiyon için sıçrama testi yaptırdık hastalarımıza, denge için biodex kullandık vesaire. Her şeyimiz güzel. Yalnız şöyle bir problem var. Hastaların %84'ünde kineziyofobi, hareket korkusu vardı ve hastalar tek ayak üzerinde dengede duramıyorlardı. Bu yüzden de tavsiyemiz postoperatif uzun dönemde hastaların hareket korkusunu yenecek şekilde egzersizlere yönlendirilmeli. Özellikle tek ayak üzerinde durma pozisyonlarında egzersizler takip edilmeli. Teşekkürler. Evet, günün sonu. Son konuşmayla ilgili soru ya da katkınız var mı? Bütün günle ilgili. Buyurun. Hocam, bu fenomenal problemleri ve mesela posterior problemlerinde yenileyim. Bu peroneal tendon problemlerinde ve mesela tibialis posterior tendinin tibi gibi problemlerde cerrahi indikasyonu koymak çok zor geliyor hocam bize genel olarak. Hani bunlarda böyle özellikle dikkat ettiğimiz şeyler var mı? Polikliniğe çok fazla böyle hasta geliyor. Hani açıkçası aramızda da konuştuk. Hani genel olarak böyle non-steroid ve fizik tedavi uygulamalarından yararlanıyoruz ama hani cerrahi tedavi indikasyonu veya ne zaman steroid uygularız, ne zaman enjeksiyon yaparız? Peroneal tendon sorunlarında iki şey karşımıza çıkıyor ya da üç diyelim. Bir tanesi sinovit,
Zaten onlar konservatif gidiyoruz. Onlarda cerrahi çok fazla yapmıyoruz. Bir diğeri instabilite. Özellikle peroneus brevis retinakuluma atlayarak, ön tarafa doğru atlayarak instabil oluyor. Onlar gene de çok fazla fizikten yarar görmüyorlar. Onlar cerrahi uyguluyoruz. Bir diğeri ise en sık gördüğümüz peroneus brevis'in longitudinal yırtıkları. Bunlar da daha çok invasyon tipi yaralanmalarda ortaya çıkıyor. Eğer hasta da ağrı oluyorsa, peroneal tendonda ağrı oluyorsa, MR çektiniz, orada 3 tane tendon gördünüz. Bu ne demek ki? Longitudinal bir yırtık olmuş demek tendonun bir tanesinde. Ve hasta konservatif terapiye cevap vermiyorsa, o zaman yapacağınız şey orayı görmek. Onun için tendoskopi yapabilirsiniz. Tendoskopi yaptıktan sonra da yırtık çok büyük değilse, dikilebilecek şekildeyse de bu ATF'de yaptığımız gibi aslında yine artroskopi dikiş de koyabilirsiniz onlara. Bizim öyle yaptığımız akıllar da var. Artroskopi dikiş de koyabiliyorsunuz oraya. Ama orada peroneal tendondaki indikasyonumuz o. Tibias posterior tendonundaki yetmezlik karşımıza düz tabanlık olarak çıkıyor. Yani medial arkın çökmesi olarak çıkıyor. Eğer hasta size gelmiş, medialde özellikle tibias posterior tendon hattında ağrısı varsa, palpasyon ağrısı varsa, şiştiği varsa, sinovit görüyorsunuz ve hasta size diyorsa ki benim tabanım çöküyor, değeri değil bu çöküyor. O zaman burada tedavi indikasyonu doğuyor. Mümkünse de çökmeden yakalamanız gerekiyor. Çünkü eğer çökmeye başladı, esnekse işte tendon transferi falan halledebiliyorsunuz ama eğer esnekliğini kaybetmişse artık o zaman artrozlara gidiyor. Bilmiyorum cevap oldu mu? Evet hocam. Evet. Umarım hepinizin yararlı olmuştur. Ayak bileği artroskopisinde neler yapabileceğimizi bir tekrar etmiş olduk. Sorularınız bu akşam aklınıza bazı soru takılırsa yarın Kadarva'da beraberiz. İstediğiniz soru sorabilirsiniz. Orada bugün yaptıklarımızı, CRE'de gördüklerinizi orada da göreceksiniz. Umarım yarın da bu teori kısmı tamamlayıcısı olur. Hepimiz memnun ayrız. Pardon. Evet. Genellikle evet. İki şey oluyor orada. Bir sıvı toplanması. Sıvıyı bursi şeklinde görebilirsiniz retrokartikanal bölgede ya da flexoalysis longusunun içinde görebiliyorsunuz. O da flexoalysis'teki sıkışma ve stenosinoviti gösteriyor. Bir de kemik ile ödemi şeklinde görebiliyorsunuz şeyi ama daha çok gördüğümüz o sıvı toplaması ya trigonum vardı onun çevresindedir. Ya kalkanüsün hemen arkasındadır ya da flexoalysis longusunun içindedir ya da peroneal tendonun içinde olabiliyor. Onları gördüğünüz zaman hastanın şikayeti geçmiyorsa da verdiğiniz tedaviye o zaman açıp bir deplasman yapmak işe yarıyor. Yani açıp diyettim de işte artroskopikle ya da endoskopikle. Evet. Teşekkür ederim katılımınızdan dolayı. Yarın görüşmek üzere. Yarın bu binanın 3. katındayız. Peki size söylemişlerdi ama. Peki. İyi akşamlar.